Bugün Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Yeni Nesler Kulübü'nden model uydu takımıyla beraberiz. Toplamda kaç kişi? 5 kişiden oluşuyor takım. Daha fazlası var mıydı? Yok hocam, tam olarak kaç kişiyiz? Tam olarak 5 kişi. Kendinizi tanıtır mısınız? Halil'den başlayalım. En tepede onu görüyorum çünkü şu anda. Merhaba, benim adım Halil İbrahim Kaya. Model Uydu yarışmasında takımımızda yazılım kısmıyla ben de ilgileniyorum. Uçuş yazılım kısmıyla ilgileniyorum. Kaçıncı sınıftasın şu an Ali? Şu anda 3. sınıfa geçeceğim. 2. sınıftayım. Genel olarak takım 3, 2, 1. Kaçıncı sınıfta genel olarak takım? İki. Nerede dönem? Aynen. İkinci sınıf. Hepimiz Dönem iki. arkadaşlığımız var. Hepimiz Hepimiz ikinci ikiyiz. sınıfız. İyi, güzel. Abdusamet, sen? Merhaba, ben Abdülsamet Kacı. Modül takımında haberleşme ve elektronik komponentlerin şematik çizimiyle ilgileniyorum. Ben ikinci sınıf öğrencisiyim zaten. Hepimiz arkadaşız burada. Sana geleceğim. O elektronik komponentler Tamamdır hocam, anladım. Bir kısmında. bilgisayarcı seni etik yapar. Tek bayan arkadaşımız ekipteki. Sen kendini tanı. Benim ismim Nagihan Mustafa. Ben de ikinci sınıfım. Mekanik altı sistem mühendisiyim bu takımda. Sen nasıl karar verdin bu takıma girmeye? Ben aslında geçen sene istiyordum fakat olmamıştı. Bu sene de arkadaşlarla toplantı yaptık. İstediğimi onlara ifade ettim. Böylece beni kabul ettiler. O şekilde gerçekleşti. Genelde bayanları bu tarz takımlarda görmemiz zor oluyor da aslında istekliler ama biraz çekiniyorlar sanki. Benim gözlemim en azından böyle. Ama yine güzel bir cesaret. Zaten takımın kurulması iyi bir cesaret olarak görüyorum ben de. Neyse. Ali'ye geçelim. Ali aynı zamanda yeni kulüp başkanımız. Yeni Nesdarge kulüp başkanımız. Evet, önümüzdeki dönem için başkan ben seçildim. Ben de bilgisayar mühendisliği öğrencisiyim. Yine ikinci sınıfım. Takım lideriyim. Takımda aslında alt sistemler arası iletişimi en çok sağlıyorum. Onun dışında tasarım da yapıyorum. Elektroniğe de yardım ediyorum. Genel olarak takımın yönetimini sağlıyorum yani. Koordinasyon diyorsun yani. Evet, en zor da o bence ama diğerleri de zor. Sürtüşmeler, şeyler, anlaşmazlıklar. Evet. Faruk. Ben Faruk Berazcıleroğlu. Geçen sene de yer istasyonunda çalışıyordum takımda. Bu sene de yer istasyonu arayüzü ve yer istasyonu haberleşmeyle Abdusamet'le birlikte çalışıyorum. Buna ek olarak da iniş kontrol sistemi üzerinde çalışmalara devam ediyoruz bu sene. Güzel. Şunu fark ettim, ben kendimi tanıtmadım, değil mi? Geç de olsa ben de bir tanıtayım kendimi. Ben de Samet Kaya. Fatih Sultan Mehmet Bilgisayar Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği bölümünde asistan olarak çalışıyorum. Buradaki arkadaşların lablarına girdin mi? Herkesin yine girdin mi bir Şey labımıza girdin. Şey labına girdin hocam. Orada sana kalmıştım. Şu an 3. sınıftalar. Onu söyledim. 3. sınıfa geçtiniz mi siz? Şu an 3'tesiniz değil mi? İkinci dönem. İkideyiz. Hani evet, anladım. ikinci sınıf ikinci dönem. Gelecek dönem benimle beraberler muhtemelen. Birçok Evet hocam. lablı. 4-5 sene oldu sanırım. 5 senedir bu üniversitede asistanlık yapıyorum. Aynı zamanda kulüp danışmanı benim. Değiştirmediniz Yok hocam. Yok hocam. değil mi? Şu an Rusya'da olduğum için bazı şeylerden pek haberim yok. Bunlar da kendi başlarına bir şeyler yapıyor olabilirler. O yüzden. Konumuz model uydu. Model uydu takımı zaten burada var olan. Model uydu işine nasıl girdiniz? Teknofest'in model aslında önceleri Teknofest'in değildi.
diyebiliyorum. Türksat. Türksat'ında. Türksat'a bağlı. Türksat'ında ve nasıl diyeyim? Sonradan Teknofest'e geçti diyebiliyorum. Hani son bir senedir, iki senedir diye düşünüyorum. Evet. Avrupa'da düzenlenen bir yarışma zaten. Bize bu konuda biraz bilgi Ali verebilir. Şöyle, takımın kurulma aşaması aslında şu an düşününce yani çok da mantıklı başlamadık ama yine de büyük cesaret diye düşünüyorum. Bir gün bizim okul, üniversitemizin Teknofest paydaşları olduğu sene afişler asılıyordu okula, panolara. Bu afişlerden bir tanesinde de kocaman bir drone vardı. Ben de baktım, hani dikkatimi çekti ders arasında. İşte model uydu yarışması vesaire. Fotoğrafını çekip derse girmiştim. Daha sonra Halil'le hep konuşuyorduk aramızda. İşte böyle bir projeler yapalım, bir şeyler yapalım. Zaten Halil de okulda benim gördüğüm en aktif insan belki de. İşte ona söylesem kabul edeceğini biliyordum. Akşam web sitesine girip inceledim. Aslında bu Amerika'da ve Avrupa'da yıllardır yapılan bir şey. Kensat aslında bir kültür hatta. Ufak Avrupa'daki ismi Kensat değil mi? İkisinin adı da Kensat. Bir Avrupa Uzay Ajansı'nın destekleriyle yapılan Avrupa'da var. Bir de NASA'nın destekleriyle Amerika'da yapılan var. Burada Ken teneke kutusu. Kola kutusu. Evet, teneke kutu. Teneke kutudan uydu yapıyorlar yani Avrupa'da. Evet. Hatta yani biz şu anda bir kilometreye yakın gönderiyoruz ama bunu çok daha yukarı da gönderenler var. Hatta bu işi biraz daha ilerletip gerçekten dünyanın etrafında dolanan bir uydu haline getirenler de var. İlginç. Yani bu gittikçe gidiyor aslında. Yani sonu yok gibi bir şey. Bu sadece başlangıç için çok iyi bir yarışma. Yarışmanın amacı ne? Yarışmanın amacı dünya dışına gönderilen, dünya dışında bir gezegen olabilir ya da bir asteroid de olabilir. Gönderilen herhangi bir araştırma uydusunun o gezegen veya asteroide iniş aşamalarını bu dünya üzerinde görmemizi sağlayan bir simülasyon gibi bir şey. Gerçek hayat simülasyonu gibi. Aynı zamanda projesi, uzayla alakalı bir proje nasıl çalışıyor, nasıl işliyor onu öğreniyor. A'dan Z'ye bir projenin A'dan Z'ye bir projenin geliştirilmesi, hani takım olarak çalışmak, projenin gelişim basamakları ve özellikle teknolojiye öğrencileri, yani isteyen gençleri alıştırmak gibi bir temel amacı var sanki. Peki yarışmada hani uydunun özellikleri gibi şeylere kim bahsetmek ister? Uydu özellikleri nedir? İşte yarışma başlangıçtan itibaren nasıl başlıyor ve nasıl bitiyor gibi. Ben biraz giriş yapabilirim isterseniz hocam. Tamam. Sonra kısım kısım herkes kendi kısmını biliyor herhalde burada. Herkes bahseder biraz. Tamam. Aslında şöyle başlıyor. Yarışma kayıt yaptıktan sonra sizden ilk hemen bir uyduyu yapmaya başlamıyorsunuz. Önce bir takım şeması, işte takımdaki kişilerin rolleri, bir plan, uzunca bir seneyi kapsayacak bir takvim hazırlıyorsunuz. Bayağı bir dokümantasyonu var yani. Evet. Kaç sayfaydı hatırlıyor musun? İlk raporumuz 153 sayfa. Yani bayağı bir proje yani. Gerçek bir uzay projesinin aslında aynısı. Onda da ilk başlarken tüm projeyi kapsayacak bir takvim hazırlanıyor. Tabii başta insanın vazgeçesi gelmiyor değil ama bunları katlandıkça daha güzel kısımlar da geliyor. İlk olarak ekibinizden bir kişi en azından bir tasarım ve analiz uygulaması kullanmayı bilmesi gerekiyor. Ne gibi uygulamalar? Solid gibi mi? Solid. Evet, Solid
Solid olabilir, Fusion olabilir. Bunun gibi uygulamalarda 3 boyutlu tasarım yapmayı, sonra onu üretmeyi, hatta onun malzemelerini raporda karşılaştırıp işte avantaj ve dezavantajlarını masaya yatırıp konuşmayı öğreniyorsunuz. Aslında liseden hani üniversite projeleriyle lise projelerinin farkının anlaşıldığı çok güzel bir yarışma bence. Anladım. Uydunun özellikleri hani paraşüt şeyi hani uydu fırlatıldıktan sonra hani adım adım neler olduğu konusunda biraz bilgilendirme yapabilirim. Uydunun üzerinde bir sürü sensör var aslında. Haberleşmeyi bir ayrı bir şey olarak ele almamız lazım burada tabii ki. Sıcaklık, basınç, sonra uzaydaki konumunu konum duruş bilgisini veren sensör, GPS sensörü gibi bir sürü sensör barındırıyor. Kamerası yine aynı şekilde. Bir de haberleşme kısmı var. Orada yine sensörler, haberleşme modülleri kullanılıyor. Uydu bu modüllerden gelen bilgileri yer istasyonuna iletiyorsunuz, değil mi? Evet, yer istasyonuna iletiyoruz. Bazıları işlenip, hatta orada yazılım algoritma işin içine giriyor. Bazıları işlenmeden gönderiliyor. Yer istasyonunda işleniyor. Uydu aşağıdan fırlatılıyor mu yoksa yukarıdan mı bırakılıyor? İki türlü de oluyor aslında. Bir roketle fırlatılan var. Amerika'da sanırım örnekleri var Kensat'ta. Bizde geçen sene yarışmada drone'la yukarıdan bırakıldı. Ama bu sene eğer izin alınabilirse roketle de fırlatılma ihtimali var. Peki drone'dan bırakıldıktan sonra nasıl işliyor cihaz? Cihaz diyeyim, ne diyeyim? Uydu, model uydu. İlk önce iniş sistemleri aslında ikiye ayrılıyor. Bir pasif bir de aktif iniş sistemi. Pasif dediğimiz paraşüt gibi. İlk bıraktığımızda bir paraşüt açıyor. Bir süre indikten sonra belli bir metrede otonom olarak yükseklik bilgisine göre ayrılma gerçekleşiyor. Ve uydu iki parçaya ayrılıyor. İçinden çıkan yeni parça aslında tüm sensörlerin bulunduğu, elektroniklerin bulunduğu kısım. Bizim işimizi yapan kısım. Orası da yine bir şekilde ya da aktif iniş sistemiyle yine kanatlarıyla aslında pervaneleriyle inmeye başlıyor. Hani belli bir inme hızı var. Ona göre paraşüt falan sizin tasarlamanız evet. Gerekiyor. Fiziksel hesaplamalar simülasyonları da yapılması gerekiyor. Simülasyon yapılması gerekiyor. Artı yer istasyonundan da uydunun nerede olduğu yani iniş metresi gibi şeylerin gözükmesi gerekiyor. Aslında neredeyse bir drone'un sahip olması gereken yer istasyonunda ne varsa onların da yer istasyonunda olması gerekiyor. Artı bir drone'un sahip olması gereken hani sensörlerin bilgisi de bu iletişim kanalıyla konulması gerekiyor. Bayağı kapsamlı bir proje haline getiriyor bu da onu. Değil mi? Evet. Yer istasyonu kısmını Faruk Bera yaptığı için daha çok bilir. Yer istasyonuna geçelim o zaman. Faruk, ne kullandın geçelim. Yer istasyonunda? Hocam şimdi yer istasyonu aslında iki parçaya ayrılıyor. Yer istasyonu deyince sadece arayüz kısmı da var. Yani sizin verileri gördüğünüz kısım da var. Artı bir de haberleşme kısmımız var. O haberleşme kısmı arayüzden bile daha önemli. Hatta yarışmadaki en önemli kısım. Orada da Abdü Samet'le birlikte çalışıyoruz zaten. Burada haberleşme modülünün önemi, seçeceğiniz antenin önemi ve kaç metreye kadar haberleşeceğiniz önem arz ediyor. Yani haberleşmenin kesildiği noktada yarışma sizin için bitiyor gibi bir şey. Geçen sene de biz onu yaşadık maalesef. Haberleşme modülümüz bozuldu. Yani benim yaptığım yer istasyonu arayüzü çöp oldu diye düşünebiliriz o noktada. Hani ne kadar güzel arayüzü yaparsanız yapın şey olmuyor.
hiçbir önemi olmuyor. Evet, ama şöyle anlatayım. Arayüz yaparken ben C# VPN Windows Form Application olarak geçiyor. Bununla beraber arayüzü yaptım. Şu yüzden bunu seçtik. Çok güzel tool'ları var. Yani böyle direkt başladığınız anda ortaya rahatça bir ürün çıkartabiliyorsunuz. Bu noktada güzel. Ve görüntü de sizi biraz uygulama yapmaya teşvik ediyor da diyebilirim yani. Ama yer istasyonunda tek önemli olan şey arayüz değil, yani görüntü değil. Görüntü de önemli olmakla birlikte aldığınız verileri yer istasyonunda güzelce işleyip kaydedebilmeniz gerekiyor bilgisayara. Çünkü siz o verilerle o sizin uçuş simülasyonu bittikten sonra böyle bir bilimsel rapor gibi bir şey çıkartıyorsunuz. Diyorsunuz ki işte biz bu verileri aldık, işte şu verileri almamamız gerekiyordu. Bu verileri doğru aldık ama şu yüzden doğru aldık. Bunları yanlış aldık, şu yüzden yanlış aldık. Yani yaptığınız bütün çalışmanın orada süzgecinden geçiriyorsunuz. Bir sonraki sene yapacağınız çalışma için gereken verileri anlamlandırarak kendinizi bir sonraki seneye hazırlıyorsunuz. Anladım. 10 dakikamız kalmış bu arada. Onu da söyleyeyim. Şimdi Nagihan'a söz vermek istiyorum. Nagihan, sen hangi aşamasında varsın? Ben mekanikal sistem müdürüyüm. Tasarımda yardımcı olabilirim. Tasarımda anahtar tasarımını falan... Anahtar, kilit mekanizması vardı ya şeyin, ayrılma mekanizması, bak daha doğru söylüyorsun. Onu fikir olarak tartışıyoruz daha doğrusu. Ondan sonra gerçi tasarıma geçirmeyi, yani dizayn kısmını Ali yapıyor. Biz fikri tartışıyoruz, olup olmayacağını, avantajını, dezavantajını. Anladım. Güzel. Abdülsamet, sen hangi kısımdasın? Ben haberleşme... Haberleşme ve yer istasyonu demiştiniz. Aynen, bir de elektronik kısmında, kart tasarlama kısmındayım. Bir de zaten Ali de bana yardımcı oluyor. Abdülsamet'le bir anımız var. Anlatayım mı? Ben anlatacağım istiyorsunuz onu. Sen anlat. Kart basmanası. İlk başta biz PCB tasarlayacağız. İşte bakır levha falan lazımdı. Sonra biz Halil'e gittik Karaköy'den. Bir bakır levha bulalım dedik. Sonra baktık olup koca levhalar. Üstedik ki o usta bize böyle küçük yuvarlak bir şey lazım dedi. Sonra gittik biz onu taşıdık yukarıda. Bir tane kesici bir alet olan bir usta vardı. Onun yanına götürdük. Küçük küçük götürdük. Ama saf bakır yani böyle. Bir baksanıza hani yuvarlak saf bakır. Elementini almışlar. Yani altı plastik çaylık tabanı gibi bir şeydi zaten. Hani biraz da daha ikinci sınıfta böyle şeylere girmenin belki dezavantajı. Yoksa mesela işte mikro işlemci dersini alıp girseydiniz muhtemelen belki öyle bir karışıklık olmazdı. Direkt bakır elementini bulmazdınız. Yani normalde istesek bulamayacağımız bir şey. Yani arasanız o yaptırdığınız şeyi de bulamazdınız muhtemelen. Neyse, o da ilginç bir anı. Hani. Ama şimdi daha doğru düzgün bir şekilde kartlarımızı en azından basabiliyoruz. Yani en azından öğrendik yani. Güzel. Hani hiç bilmediğiniz aslında şeylere giriyorsunuz. Bilmediğiniz şeyleri öğreniyorsunuz. Yani. Ama piyasaya çıktığında da böyle olacak. Hani hiç bilmediğin şeyleri çok çalışacaksın. Yani bir noktada. Halil İbrahim, sen? Hocam, ben de işte uçuş yazılım kısmı ile ilgileniyorum. Uydu havadayken işte ne yapması gerektiğini falan onu kodluyoruz. Her türlü işte olabilecek yanlışlık, aksaklık ve hatayı falan önlemeye çalışıyoruz. Yani örnek vermek gerekirse mesela geçen sene şöyle bir hata yapmıştık. Uydu başladığı kısmı 0.0 olarak kabul ediyor. Oraya baz alarak da yüksekliği hesaplıyor. Aynen. İşte bu kısımda başladıktan sonra bu eski olarak alıp yukarıda çıktığında ona göre kaç metre yükseldiğini söylüyor. Uydu yere indikten sonra bir yardım ikazı çağırması gerekiyor ve bazının sinyal bir ses çıkartması gerekiyor. Yani uydu yere indiğinde bir ses çıkartması gerekiyor. Biz de şey diye düşündük. 0. metrede başlasın,
Sıfırıncı metreye geldiğinde bas çalsın diye düşündük. Sinyal versin diye düşündük. Dağa düştü. Bunu mesela o zamanlar düşünememiştik. Yani o da bir dağlık alan olabileceği, işte daha yüksek bir yere düşebileceğini. Yani bu da aslında bizi sektör hakkında çok büyük bir tecrübe kazandırmış oldu. Hiçbir zaman yazdığımız kodu böyle geniş bir yelpazına bakmamız gerekiyor. Çünkü çıkacak hatalar gitsinler. Ya en küçük bir ayrıntı bütün işleri engelleyebiliyor. Yani bir mühendisin tüm ayrıntıları düşünebilmesi gerekiyor. Hani sizin düşünemediğiniz bir ayrıntıyı sizden daha üst zeki biri olmayacak muhtemelen ekiplerinizde. Muhtemelen en ayrıntılı düşünebilen elemanlar siz olacaksınız. Otomatikman o işler hep size bakıyor, yani ayrıntıları düşünmek vesaire. Bir de bu iş biraz daha orkestra gibi, hani yok paraşütü var, fizik kanunları var, anahtarlama mekanizmasıyla bir tasarım, mekanik aksamlar giriyor işin içine. Onunla birlikte elektronik sensörler giriyor, elektroniği var. Onunla birlikte haberleşme var. Haberleşmenin bir mühendislik alanı aslında. Hani elektronik haberleşme diye bir bölüm var. Hani onu da öğrenmek zorunda kalıyorsunuz. Bunun yanında yazılım kısmı zaten hepsini bir araya getiren şey. Onu da yapmak zorunda kalıyorsunuz. Otomatikman ortada birçok alet var ve sizin onu düzgün çalabilir hale getirmeniz gerekiyor. Tıpkı bir orkestra şefi gibi. Arada kötü bir ses çıksa belki müzikte bu tolere edilebilir ama sizin şeyde bir tanesinin çalışmaması demek hiçbirinin bir anlamı olmaması demek oluyor. Yani anahtarlama mekanizması mesela açılmadı. Ne olur? Öyle komple uydur düşer ve hiçbir anlamı olmaz. Açılmadı da hocam zaten. Yani yer istasyonu haber alamıyor mesela cihazdan, ne olur? Hiçbir şeyin bir anlamı yok yani, paraşüt açılmış açılmamış gibi. Yani o yüzden zor bir şey. Neyse. Bugün model uyduğu hakkında hani bilgiler aldık sizden. Başka eklemek istediğiniz bir şey var mı? Hocam benim aslında böyle şeylere hevesi olan herkese söylemek istediğim birkaç şey var. Evet. Hazır fırsatını da bulmuşken. Genellikle hocam ben şeyi görüyorum. Hani böyle şeyleri hep düşünüyorlar. İşte herkes, yani mühendislik okuyan vesaire, bunların hepsini heyecanla izliyordur, takip ediyordur. Herkes aslında böyle bir şey istiyordur. Ama hep yani bu işlerin başladığı yerler genellikle buralar oluyor. Bu tür şeyler. Ama bunlara katılmaktan da genellikle insanların çekindiğini ben fark ettim. İnsanlar genellikle şey düşünüyor. İşte ben yetersizim bunun için. Hiçbir şey bilmiyorum. İşte ilk sene bana Java öğretiyorlar. İşte veya ikinci sene işte sadece Java C biliyorum. Ne yapabilirim ki ben gibisinden şeyler söylüyorlar. Ama burada aslında olması gereken şey bu. Yani biz geçen sene ilk senemizde raporun yarısını boş göndermiştik. Bu sene hani diyorduk ki biz seneye bunu yaparız. Hani raporu tam bir şekilde göndeririz, 100 alırız. Bu sene önceden hazırlanmaya başladık. Rapora çok fazla uğraştık, gönderdik. Gönderdiğimizde diyorduk ki hani olacağı buydu, hani en fazla bunu yapabilirler falan. Hani bu tam 100 puanlık bir rapor. Daha sonra mentörümüzle konuştuğumuzda bize eksik yerleri bir bir söyledi. Yani her sayfada aslında eksiğimiz vardı. Aslında biz takımca şeyi fark ettik. Bu hiçbir zaman yeterli olmayacağız. Yani bu çok normal bir şey aslında. Hani büyük firmalarda çalışsak bile asıl zaten bir işte yeterliyim diyorsanız orada problem yani gelişemiyorsunuzdur. Bu yüzden çevrenizdeki hevesli arkadaşlarınızın kanına girip onlarla takımlar kurun. Ya yani herhangi bir aktivite olabilir bu. Girmekten çekinmesinler. Ben bunları söylemek istiyorum. Güzel. Biz de hep bunları söylüyoruz ama
Yani 1-2 bile gelen olsa yeterli oluyor. Zaten şu anda da süremiz dolacak. Muhtemelen kapanır şimdi. Toplantı. Katıldığınız için teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz. Muhtemelen model ödü yarışmasına girecek olanlar için de ilginç bir bilgilendirme olacaktır. İnternete koyduğumuzda. Görüşmek üzere diyelim. İyi günler. Hadi kendinize iyi bakın. Sağ olacağım sizde. Siz de hocam.